aşk artık yüreğimi yakmana hacet kalmadı. Ey aşk artık yüreğimi yakmana çattı ecel, lokmana hacet kalmadı. İşte geldi, çattı ecel, lokmana hacet kalmadı. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Hak bizim olsun, gafiller bilsin efendim, hakkı sever var. Gafiller bilsin efendim, hakkı sever var. Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyoruz. Bestehan'dan hepinize kucak dolusu muhabbetler. Evet, bu akşam tekrar Bestehan'la bir kez daha huzurlarınızdayız. Bizleri gönüllerinize misafir ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyoruz. Bugün Bestehan'da çok kıymetli bir misafirimiz var. Çalışkanlığıyla, disipliniyle ve temsil ettiği gelenekle bizlere her zaman örnek olmuş bir müzik insanı Gülçin Yahya Kaçar hocamızı bugün Bestehan'da misafir ediyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Hoş ayaklarınıza bulduk efendim. Sağlık. Ankara'dan zahmet ettiniz, geldiniz. Estağfurullah. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet. İyiyim, siz de iyisiniz. Şükür. Biz de arkadaşlarımızla evet. Birlikte böyle eserlerin arasındayız. Sizi de evet. Bu güzel muhabbet ortamında görmek bizi fevkalade mutlu etti, bahtiyar etti. Gülçin Yahya Kaçar deyince şöyle bizim masamızın etrafını herhalde sevgili yönetmenimiz gösterecektir. Böyle bir olabilenler, Ankara'dan buraya ulaşanlar bu kadar. Evet. Çok büyük bir özveri, çok büyük bir çaba, gayret, disiplin çalışmakla ancak bir şeylerin üretilebilir olduğunu biz biliyoruz. Onun için bunlarda çok büyük bir göz nurun olduğunu da biliyoruz. Öncelikle hem musikimiz adına, hem milletimiz adına, hem de kültürümüz adına sizlere müteşekkir olduğumuzu ifade ederek başlayalım. Efendim. Estağfurullah, çok teşekkür Gülçin ediyorum. Gülçin Yahya Kaçar ismi aslında televizyonlarda pek de konuşmaz, çok evet. Görmeyiz, çok nadirdir. Evet. Ayrıca bizim programda da böyle bir sohbet imkanı olduğu için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, sözü ben burada size birazcık bırakayım. Siz birazcık anlatın bize. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, nasıl bir çaba içerisindesiniz? Efendim, madem ki bu kitaplardan konu oldu, tabii ben bir öncelikle akademisyen, sonra bir ud icracısı ve bestekar olarak akademik hayatımı ve sanat hayatımı devam ettiriyorum. Bu görmüş olduğunuz kitaplarımı hep öğrencilerim için hazırladım. 33 yıllık bir emeğin mahsulü tabii ki, nacizane yapabildiğim kadar. Hep ihtiyaca binaen oluştu bütün bu kitaplar. İlk kitabım Ut Metodu'ydu ve son kitabım da Eser ve İcra Tahlili Yöntemleri. Görebiliyorsam hemen bir tutmak isterim ama. Evet. Evet. Ut Metodu hocanın da evet, benim ilk kitabım. Evet. Hocam
hocam derken rahmetli Cinçen Tanrıkorur hocam. Evet, bahsedeceğiz onu. Evet, bahsedeceğiz elbette. Bu da son kitap, doğru mu? Son kitabım, evet. Eser, icra ve talişim. Bunları rahatlıkla gösterebiliyoruz. Çünkü evet. Hani bir reklam gibi bir hani telifden dolayı bir sıkıntımız yok çok şükür. Çünkü bir hocanın emeği ve sağ talebeleri olun. İçin yazmış olduğu sağ eserler. Olun. Pek çok kitap var. Belki hepsini gösteremeyeceğiz ama evet. Sevgili Aysel Hanım zaman zaman göz atarsa masamıza memnun oluruz. Sevgili yönetmenimiz çok teşekkür ederiz. Evet hocam sağ sözünüzü olun. Kestim buyurun. 2000 yılında kitaplarımı yazmaya başlamıştım doktora bittikten sonra. O yıllarda Türk musikisinde akademisyen sayısı da çok azdı. Bizler birkaç hoca Türk musikisinde ünvanlı ilk hocalarız. Bu nedenle bizden sonraki nesile neler bırakabiliriz diyerekten ilk kitaplarımızı bu şekilde yazmaya evet. başladık. Çok evet. farklı alanlarda aslında siz flütten geçmişsiniz. Ben biraz okuyunca o karşıma evet. çıktı. Şaşırdım açıkçası. Şöyle, Ankara'da bir Türk musikisi konservatuarı olmadığı için ben mecburen Batı müziği eğitimi aldım ve bir Gazi Üniversitesi müzik bölümünden mezunum. Orada asıl branşım yan flüt idi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın baş flütisti Aycan Sancar Bey hocamla çalıştım 4 yıl. Ama aynı anda rahmetli hocam Cinçen Tanrıkorur'la da ud eğitimini devam ettiriyordu. Onunla flüt ve ud birlikte devam etti. Sizin bir de Dede Efendi ile bir hemşehirlik durumunuz var değil mi hocam? Evet, aynı köylüyüz. Manastır'dan gelmişsiniz. Evet, aynı köylüyüz. Kesriye'den. Manastır'ın bir köyü evet. Kesriye'den. Cinçen Bey hangi yıllara tekabül ediyor bu dönem içerisinde? Üniversite yıllarına başladığımda Gazi Üniversitesi müzik bölümünde okurken birinci sınıfta hocamla öğrenciliğe beni kabul etti. Kendisi seçerdi malum öğrencileri. 1986 yılı yaklaşık 35 yıl önceden bahsediyoruz. Benim tabii hayatımdaki çok önemli dönemlerden biri oldu hocamın öğrenciliğine olabilmem. Herhalde Cinçen Bey'le birlikte en kısa sürede metodu bitiren talebimiz. Evet. Rahmetli hocamın bir ut metodu var. Henüz basılmadı. İnşallah o da basılacaktır. O bitmez denen bir metottu. Kimsenin bitiremediği, kimsenin cesaret edemediği bir metottu. Çünkü hocam hem metot zor hem de ezbere çalınmasını isterdi. Ama öyle sıradan ezber değil, farklı farklı transpoze pozisyonlarla isterdi. Her an 191 etüt, her an hafızanızda olmalı. Hoca 50. etüdü çal, 48'i çal, 110'u çal dediği zaman çalabilmeniz gerekiyordu. Bu metodu 6 ayda bitiren ilk öğrencisi oldum çok şükür. O da ud sevgisinden Cinçen kaynaklanıyor. Cinçen Bey de titizliğiyle, disipliniyle evet. bizim müzik camiamızda ismini en önde yazdıranlardan bir tanesi. Hocayı da bu şekilde yad etmiş olduk. Sözü geçti, rahmete vesile oldu. Şimdi isterseniz bir eserini sizle birlikte refakatinizle okumaya çalışalım, icra etmeye çalışalım. Çok memnun oldum tabii. Dolayısıyla bu şekilde de Cinçen Bey'i rahmetle anmış olalım. Buselik eserinin önünde bir taksim isteriz tabii. Ankara'dan buraya kadar sizi yormuşken. Ama belirtmek isterim. Cinçen Bey'in özellikle bende kaset kayıtları var tabii. O dönemin kayıt cihazı kasetlerdi, teyiplerdi. Oradan dinlediğim pek çok eserinde kendi icrası. Önünde mutlaka güfteyi okuyor. Doğru evet. bir şekilde vezniyle. Evet. Ki iyi ki de yapmış. Bugün artık vezinden bir haber pek çok nasıl söyleyelim insan var. Okuduğu şiirin vezninden habersiz olarak bilmiyor kime ait olduğunu. Onu da zikrederim. Ali Rıza Şengel'e ait bir güfte. Buyurun evet. efendim. Thank you.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Demek, siz de sağ evet, olun. Güniçen Bey yalnızca bir bestekar değil, bir udi değil. Elbette insani tarafı, güçlü bir karakteri ve bizim müzikimizde müzisyenlerimiz arasında bıraktığı bir itibar. Evet.
sadece büyük bir ut virtüözü değil, bestekar ve Türk aydını ve Türk münevveriydi. Aslında bu tür insanlara alemi subra deniyor. Yani küçük alem. O kadar derinleşmesine, meziyetlere sahip ki bu tür insanlar kendinden sonraki nesil içinde bir ışık görevi görüyor. Evet. Cinçen Tanrı Korur hocam rahmetli alemi subralardan biriydi. Türk musikisinde bu tür şahsiyetler epeyce fazla. Ama biz ne kadar şanslıyız ve mutluyuz ki kendisiyle aynı çağda yaşamış ve kendisini tanımış ve kendisine talebi olmuşuz. Bu nedenle ben kendimi çok şanslı addediyorum elbette. Evet, şimdi o bayrağı siz taşıyorsunuz. Estağfurullah. Elbette uzunca konuşmak gerekir. Bizim vaktimiz Cinüçen Bey bahsini burada kapatmayı gerektirecek. Zira burada yapılmış bir takım eserler var. Ben küçük küçük onların da sözünü açıp evet, sizden bilgi almak isterim. Meragi ve Itri iki önemli çalışma sizin yine Uhdeniz'de çıktı, yayınlandı. Evet. Atatürk Kültür Merkezi tarafından, başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu nedenle kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum elbette. Her ikisi de UNESCO tarafından Abdülkadir Meragi yılı 2014 ve Itri yılı da 2012 yılında anma programına dahil edilmişti. Abdülkadir Meragi ve Itri çok büyük gerçekten şahsiyetler Türk musikisi açısından. Meragi adına yapılmış olan CD'nin bir amacı var elbette ki. Meragi Makasudül Elhan adlı bir kitabı var. Evet. Meragi'nin 5. kitabı ve Herat'ta yazmış olduğu bir kitap. Bu çok önemli bir çalışma. Çünkü o dönemin sanatkarının toplum içindeki edep ve adabından başlayarak musikide uyulması gereken kurallar, ses icracılığı, Türk musikisindeki makamlar, usuller, formlar ve çalgılar hakkında bilgi vermekte bize ta 15. yüzyıldan. Ve Meragi o yılların da uluslararası bir sanatkarı, bir bestekar, müzikolog, nazariyatçı ve bir mucit çalgı yapımcılığından dolayı yeni evet, çalgılar üretiyor. Makasudül Elhan kitabının başında şöyle bir hamdele kısmı vardır, şükür kısmı vardır. O beni çok etkiler. Müsaadenizle onu bir lütfen, zikretmek isterim. Meragi şöyle der. Seslerle ve saflarla insanı süsleyen Allah'a hamdolsun. Musiki bilgi ve becerisini insana bahşetmiş olan Allah'a hamdolsun. Ve insana sesi veren Allah'a hamdolsun. Ne kadar güzel bir duadır bu. Evet. Çok etkileyicidir ve insan ister istemez Meragi'nin 600 yıl sonra neden hala anıldığını işte bu duada ben izli buluyorum. Kökünün nereye bağlı olduğunun evet, ne evet, kadar sağlam olduğunu bir göstergesi. Evet. Müsaadenizle şimdi bir esere doğru yürüyelim. Ardından şu kitapla ilgili bir bahis açmak isterim. Çünkü bu bizim aslında yaralarımızdan bir tanesi. Evet. Bizim hani neden şiirini anlamıyoruz, işte evet, güftesini neden anlamıyoruz şarkıların güfte, beste uyumu, uyumsuzluğu bunlar evet, üzerinde birazcık sohbet elbette, etmek isterim. Hem elbette, düşüncelerinizi almak isterim, bilgi almak isteriz daha doğrusu. Estağfurullah. Evet, şimdi arkadaşlar bir Suznak eser gönderelim ve bize buradan tambur bir yol açsın. Thank you.
Teşekkür ederim. Ağzınıza arkadaşlar. Furkan'cığım eline sağlık, sağ olasın. Evet, bu Suzunak eseri de gönderdikten sonra aslında iki tane var Güftede ile ilgili. Osmanlıca kelime ve birinci ve ikinci terkipler. Baskıları. Evet. Evet. Şimdi bizim böyle bir zorumuz var. Biz 30 yıl önceki şairlerimizin yani 50 yıla bile varmadan önceki konuştukları dili, yazdıkları şiiri anlamaktan uzak hale geldik. Maalesef. Kaldı ki mesela en basit örneği İstiklal şairimiz Mehmet Akif. Evet. Ne evet. İstiklal Marşımızın güftesi ne Akif'in diğer şiirleri. Bu ne kadar hazin bir hikayedir böyle. Evet. Onun için bu iki kitabı da ben bu kitabı çok önemsiyorum. Bu konuda hı-hı. biraz lütfen bize konuşun derim. Bu ihtiyaca binaen ortaya çıktı zaten. 4 yıllık bir çalışma emeğin ürünü. Şu anda elimizde mevcut olan bütün notalar, nota arşivleri, güfte mecmuaları, yazılı ne kadar kaynak var ise, sözlü kaynaklar varsa hepsi tarandıktan sonra oradaki kelimeler ve terkipler bir dizin haline getirildi ve bu kitap oluştu. Çünkü konservatuarda özellikle bakıyorum, öğrencilerimiz, ses eğitimi öğrencileri okudukları şarkıların anlamına maalesef vakıf değiller. Bu öğrencilere hepsini derli toplu bir arada olacağı bir kitap yapmamız gerektiğini düşünerek de bu çalışmaya başladım ve faydalı olduğunu, başucu kitap olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Biz konuşmayı bir taraftan sürdürmeyi arzu ediyorum ama bir taraftan da eserler içimde evet. saklı duruyor. Onları da bir an önce gönderelim diye arzu ediyorum. Şimdi müsaadenizle sizin bir eserinizi biz okuyalım, siz dinleyin. Hatamız çok olursa da söyleyin ederim. Bir hoca edasıyla lütfen. Estağfurullah, çok memnun evet. olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Aslında bu eseri icra etmeden önce şöyle küçük bir soru sorsam. İzzet Kaşar eşiniz. Evet. Şimdi müzik camiasının insanların, buradaki arkadaşlarımız da öyledir herhalde. Normal hayatlarında ne kadardır müzik? Mesela bir akşam muhabbetinde bir müzik eseri dinlenir mi beraber? Sürekli tarih, musiki ve edebiyat. Normalde muhabbet evimizde. Bunun üzerinde. Evet, evet. Çocuklarımız da dahil olmak üzere. Böyle mi dörtlü. Olmalı bu? Siz bir hoca biz olarak. Biz buna çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın geçmişle gelecek arasında bağ kurmaları ve kendi kültürlerini öğrenebilmeleri açısından İzzet Bey emekli emniyet müdürü ama aynı zamanda bir tarihçi ve edebiyatçı. Birkaç fakülte mezunu olduğu için bütün bu alanlara ilgisi olduğundan dolayı ürünlerini de böyle şiirlere yansıtarak evet. görüyoruz. Ben hiç güftekar sıkıntısı çekmiyorum. Eğer bir beste yapmak istediğim zaman İzzet Bey'e söylüyorum. Bana sabaha bir güfte hazırlar mısın diye. O bütün gece çalışıp bir güfte çıkarabiliyor. Ne kadar güzel. Evet. Bu da o güftelerden şimdi, birisi. Ben şimdi okumaya, icra etmeye çalışacağım. Bunun içerisinde de bir tane kaside okumaya çalışacağım. Bu da divanı yok. Kendisi çok bilinen bir zat değil. Rıza adında birisi, Rıza namıyla birisi. Birkaç tane böyle kaside olarak okunan güftesi var. Bendeniz de herhangi bir yazılı kaynaktan değil, Hafız İlhan Tok'un okuduğu kayıttan geçirmek suretiyle almıştım bunu. Dolayısıyla arasında da güfte itibariyle çok uyum sağlayacağını düşündüğüm için İhlas suresine telmih var burada da. Hmm. Onu anlatıyor. O bakımdan icra etmeye çalışalım arkadaşlarımızla evet. beraber. Buyurun efendim. Müzik
kaplamıştı bütün afak dalalet bulundu. Lemyeli doğdu. Uzun etsin. Tüm hanendeleri ve sazendeleri ve sizin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi biz sadece sizi misafir etmiyoruz. Bir de eserlerinizi misafir ediyoruz. Bizden evet. Memnun ayrılmazlarsa ne yapacağız? Estağfurullah efendim. Çok onur duydum gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kitap bahsinden bir parça daha devam edelim mi?
Türk musikisi rehberi diyelim. Evet. Hocamız bunu hangi bu kitap amaçla? Da, evet. Bu kitap da benim için çok kıymetli. Bir gün nazariyat dersindeyim. Ben üniversitede nazariyat derslerine giriyorum yaklaşık 30 yıldır. Öğrencime bir ezgi çalacağım ve ilk defa girdiğim bir sınıf. Size bir ezgi çalacağım. Bunun ne olduğunu bana söyler misiniz dedim. Bütün sınıfa soruyorum. Ve Yemen türküsünü çaldım Mehmet Bey. Sınıf Yemen türküsünü ne olduğunu, hangi türkü olduğunu bilemeyince böyle bir şey olamaz dedim. Çünkü müzik öğretmeni olacak öğrencilerdi bunlar. Ve çok büyük bir üzüntü yaşadım tabii. Sonra türküyü hem çalıp hem söylemeye başladım. Biz böyle tür müzikler dinlemiyoruz dediler. Başka türlü müzikler, müzik eğitimi alıyoruz. Onun üzerine bir Türk genci, bir Türk müzik öğretmeni nasıl olur da kendi musikisini bilemez diyerek o gece hemen gidip bilgisayarın başına oturdum ve Türk Musikisi Rehberi kitabın adını koyarak yazmaya başladım. İçerisinde hem Türk musikisi makam bilgisi var, form ve usul bilgisi ve örnek eserler var. Sonra hepsi için bu bir başucu kitabı oldu öğrenciler için. Belki biraz disiplinli bir hoca olduğumda söyleniyor. Ama hocadan geliyor. Evet, oradan geldi muhakkak. Hocadan geliyor. Evet. Ve öğrencilerime dedim ki sene sonunda Türk musikisine ait 100 eser bilmeden sınıfı geçemezsiniz. Ve bunun içerisindeki, kitabın içerisindeki eserlerin hepsi usul vurarak öğrenildi, okutuldu. Ama sonradan hakikaten Anadolu'ya gittiklerinde bana dua etmeye başladılar. Çünkü eğer siz bu musikiyi bir müzik öğretmeni olarak öğrenmezseniz, öğretmenler odasında bir Türkçe öğretmeninden, bir matematik öğretmeninden elinde bağlamayla Yemen türküsünü dinlerseniz, ben neden okudum 4 yıl müzik öğretmenliği dersiniz. Ya, evet. Ve sizi de kimler yetiştirdi diye sorarlar. Evet. Bu nedenle önemli bir kitap olduğunu emeğinize düşünüyorum. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Belki burada kitapların hepsini tek tek uzun uzun konuşmak gerekir. Evet. Velakin vakit mahdut eski tabirle. Evet. Evet. Şimdi pek çok eser var. Biraz önceki okuduğumuz eser de gönlünüze sağlık. Sizindi. Şimdi biz sizden Ud'dan bir solo arzu ederiz. Onu mümkünse şimdi alabiliriz. Evet. Nişabürek metal. Evet. Ben öğrencilerime diyorum ki bunu heavy metalle sakın karıştırmayın. Bu Türk metali diyorum. Buradan da benim adaşımmış oğlunuz. Ona bir evet. Selam gönderelim. Ondan sonra siz icraya başlayın. Peki. Teşekkür ediyorum. Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hem gönlünüze hem elinize sağlık. Sağ olun. Vaktimiz çok az kaldığı için arkadaşlarımı hemen harekete geçireyim ben de sizden bir eser daha okuma fırsatımız çok olsun diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine sözleri İzzet Kaçar Bey'e ait. Sizin bir Hüzzam şarkınızı okumaya gayret edelim. Arkadaşlarımız bize bir ses duyursunlar. Olur mu? Öyle bir teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizin de gönlünüze evet, sağlık. Evet. Bir üniversite hocası ama aynı zamanda geçmişini idrak etmiş bir insan olarak bir büyük çabanın, emeğin ve gayretin içerisinde olup bütün gününün her vakti adeta parsellenmiş vaziyette öğrencilerine, evet, talebelerine ayrılmış bir hayat. Bu zor bir hayattır. Evet. Bilirim biraz. Ben de o yoldayım, o gayretteyim. Ama daha işin içine girdikçe neler yapması gerektiğini insan adeta düşünüyor. Aynı mı? Evet. Fikriyatımız. Daha önümüzde yapmamız gereken çok işlerimiz var. Mesela şu ara beste çalışmalarına yoğunlaştım. Teknik eserler, sazendeler için neler yapabiliriz? Bir de Seyrin Atık diye bir form var. Cinçen Tanrıkoru hocamın oluşturduğu bir formdu. Onunla ilgili bir kitap hazırlığı içerisindeyim yine. Çünkü sazendelere makamların seyir özelliğini öğreten bir eser. Benim öğrencilerimin de oluşturduğu
bir ekol devam ettirerek, seyri natıkları bir araya getirerek yeni bir kitap çalışması yapıyoruz şu anda. Çok güzel, inşallah bir kısa sürede öğrencilerin elinde olur, bizim de elimizde olur. Biz de hala öğrenciyiz çünkü. Evet. Müsaadenizle ben programın sonuna doğru gelmişken Cinüçen Bey'i bir eseriyle daha yad etmeyi arzu ediyorum. Onun çok okunan bir eseridir bu. Hüzzam Yunus Güfteli. Evet. Bir mekanım bu cihanda, menzilim durağım anda. Bu eseri de icra edelim. Arkasından da yine Yunus sözü, bendenizin küçük bir eseri var. Onu da teberrüken okumuş olalım ki rahmete vesile olsun isteriz. İnsanın ardından hayırla yad edilmesi kadar evet, güzel bir şey yok evet, mutlaka. Evet, evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan ben sizi yorduk. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederiz. Onur duydum. Bu çalışmalarınız için bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Tüm arkadaşlarım, tüm musiki camiası adına. Çok siz sağlıklı ederim. Olun, sağlıklı kalın ve nice eserler inşallah vücuda i̇nşallah, getirin ki. İnşallah, hep beraber. İnşallah, evet. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, bugün de sazımızla, sözümüzle ve kıymetli konuğumuzla huzurlarınızdaydık Bestehan'da. Sürçülisanımız affolsun. Ben kendi adıma söylemem gerekirse çok hem lezzet aldım hem de faydalandığımı belirtmeliyim. Bizler önümüzdeki hafta tekrar Bestehan'da sizlerin huzurunda olmayı murat ediyoruz. Sağlığımıza bir zeval gelmese sazendelerimizde, hanendelerimizde ve yayın ve yapım ekibimizle birlikte önümüzdeki hafta Bestehan'da görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Severim ben seni canım.